Basına ve kamuoyuna. Parti binasında basın mensupları ile bir araya gelen Halkların Demokratik Partisi Adıyaman İl Başkanı Bekir Gürbüz, Besni ilçesinde meydana gelen doğu yağışını değerlendirdi. Çiftçilerin beklediği rahmet toprağa düştü. Çiftçilerimiz iktidarın sebep olduğu bu ekonomi... HDP Adıyaman İl Başkanı Gürbüz, Adıyaman ve ilçelerinde meydana gelen doğu yağışı nedeniyle etkili alanların zarar gördüğünü hatırlatarak mağdur olan tüm çiftçi ve üreticilere geçmiş olsun diyerek konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Kendine yeten bir tarım ülkesi ise Türkiye çiftçisine, köylüsüne sahip çıkmalıdır. Geçen hafta ilimizde üreticilerin beklediği rahmet toprağa düştü. Çiftçilerimiz iktidarın sebep olduğu bu ekonomik krizden bir nebze olsun yüzleri güldü. Ancak ilimizin muhtelif bölgelerine yağmurdan çok felaket yağdı. Görünmemiş büyüklükte yağan dolu ekili dikili ürünlere tarlalarda büyük oranda zarara sebep oldu. İl Başkanı Gürbüz, dolu yağışı nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin ve üreticilerin zararlarının giderilmesini istedi. HDP İl Örgütü olarak Besni İlçe Yönetim Kurulumuzun ve ilde de oluşturduğumuz bir komisyon ile doğal felaketin yaşandığı Palaş, Damırca, Burç köylerinde yerinde gözlem ve incelemeler yaptık. Köy muhtarı ve üreticilerle yüz yüze görüşmeler yaptık. İnceleme görüşmelerden öğrendiğimize göre dolu Besni ve merkez köylerimizin bazı bölgelerinde büyük bir ekonomik kayba da sebep olmuştur. Binlerce dönüm ekili buğday, arpa, nohut, mercimek tarlada kalmıştır. Bağ bahçe büyük zarar görmüştür. Ekili olan tütün ve fide kullanılmaz hale gelmiştir. Kavun, karpuz, bostanı zarar görmüştür. Birçok otomobilin camları ve kaportaları büyük hasar almıştır. HDP Adıyaman İl Örgütü olarak dolu felaketinin yaşandığı bölgelerin ilimiz kurumlarının derhal yerinde inceleme ve köylülerle görüşme yapması, bu bölgelerin afet bölgesi olarak ilan edilmesi, zarar gören üreticilerimizin zararlarının karşılanması, üretim amaçlı giderlerinin borçlarının karşılanması, varsa üretimden kaynaklı kredi borçlarının faizleriyle birlikte ertelenmesini talep ediyoruz. Mağdur olan tüm çiftçi ve üreticilerimize yaşanan felaketten dolayı geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.